85 5 maddesinin e, çok uzun bir, e, 8-5 uzun e, son maddesi Control of Change yani e, değişiklerin kontrolü. Şimdi burada standartımızı açalım. Kaçıncı maddes? Şey sayfadayız, 35'te başlıyor. Kısa bir madde ama. Evet, şöyle ekrana getireyim. Gerekli olduğu durumlarda ve sınırda eğer firma veya fir, e, firmanız sizin ürününüzde ya da hizmetinizde bir değişiklik oluyorsa bu değişiklikleri gözden geçirmeli. Neden? Çünkü gereks yani bunları kontrol altına almalı. E, değişikleri gözden geçirmeli. Çünkü biz gereksinimlere uyup uymadığımızdan emin olmalıyız. Yani örneğin aynı, aynı speklerde farklı bir üreticiden aldığınız bağlayıcı hala o bağlayıcı kullanmanıza rağmen hatta bununla alakalı bir değişik değişiklik checklisti yapmamız gerektiğini de söylemiştik. Alt değiştiriyorsunuz. Bağlayıcı dediğim hani civata, somun neyse artık yani aklınıza gelen her türlü bağlayıcı olabilir. E, bunu değiştirdiğiniz zaman müşteri isterlerine hala uygun muyumu sizin kontrol etmeniz lazım. Aynı zamanda AS9100 hatta az 9100 değil de şu ISO 9000 bitir, biri bitirelim. Sonra az 9000 üzerine gelmiş onu söyleyelim. Bu işlemleri dokümante etmelisin. Bu dokümanda neler Değiş, değiştiğini, değişiklik sonuçlarını, kimin onay verdiğini e, ve e, gözden geçirmeden sonra yani bir değişiklik var. E, ne diyeyim? Aynı örnekten gidelim. Bir bağlayıcı var. O bağlayıcı değişti. Hatta o bağlayıcının tipini değiştirdi. Bununla alakalı müşteri isterinden bir uzaklaştığı bir durum varsa onu bir aksiyon almışsın diyelim ki o aksiyonları dokümant etmelisin. Bu değişiklikler çok önemli. Ve bir de ben bir şey daha söyleyeyim. Belki bunu daha önce söylemem gerekirdi. Bu tarz e, mesela müşteri şikayetlerinin potansiyel daha yuk yukarıda olduğu şeyler böyle işte var diye değişimleri yani çok böyle mass production olan çok yüksek adetli üretim olanlar için ee, değişikliğin olduğu zamanlar, yani bir makineye işte kalibrasyon yap, yapıl, yapılması, bir ham madde değişikliği, bir şey, yani bir şeyler değiştiği zaman sizin potansiyel hata yapma şansınız ihtimaliniz artıyor, yukarı gidiyor. Bunlara dikkat etmeli. Bu yüzden geriye dönük, bu diyelim ki mesela bir A3 çalışması yapacaksınız, ee, X tarihte işte proses parametresi değiştirilmiş gibi bir data olursa elinizde işleriniz çok daha kolay olur. Bu değişikleri astokuzmize ne geliyor? Yani ne gelmiş? Şurayı söylüyorum. Bu değişikliklere hatırlarsanız onay verecek otorite tanımlanmış olmalı. E, bunlar ne olabilir? Proses olabilir, üretim, ekipman, kalıp hatta yazılım olabilir. Ben yazılımı biraz uzak olduğum için yazılım örneklerini hep unutuyorum. Kusura bakmayın. Mesela örneğin bir fonksiyon testi hatta bununla alakalı özellikle böyle bir örnek vermişim. Bir fonksiyon testi mesela var. İşte orada kullandığınız bir test yazılımı var. Bu test yazılımı değiştiriyorsunuz. Bununla alakalı bir prosedürünüzün olması gerekiyor. Control of Changes de 8.5.6 bu şekilde. Teşekkür ederim.